Bugün siz kaka konusundan çıkacağımızı zannettiyseniz hayır. Saat 39'un bir anlamı var. Evet. 31 ne? 31 ne demek Sirif? Ulan ne güzel arabalarınız var. Şerefsizler. Sahip olmadığım penis. Bak bilmiyorum. Oluyorum ben. Mesela... Bir şey söyleyeceğim. Milf olması için kadının senden büyük olması gerekiyor mu? Yok. İlhan İrem için çünkü kimse milf olmayabilir. Evet. Yok canım, o erkekle alakalı bir şey değil. Kadının yaşıyla alakalı, doğrudur. Yaşıyla mı alakalı? Mesela anne olması mı gerekti? Siz milf misiniz? Ha pardon, doğru, ben direkt... Mesela 28 yaşında bir anne milf midir? Olabilir. Olabilir. Evet, olabilir. Olabilir. Doğru, ben mature gibi düşündüm, orada hata ettim. 28. Ama mesela 20 yaşındaki bir anne milf değil artık. Hep milf konuşuyor ama dilf de var dediğin dilf gibi. Dilf de var mesela, evet. Orun Beyciğim. Orun net dilf bu arada. Kesin. O listeye %100. Baba yani. Olsam çok kazanıyor ama oradan kaybediyorum. Yok yok, o listeye olmasan da giriyorsun bence. Öyle mi? Anladım. Mandalorian. Anladım. Evet, anladım. Evet, yani sen playboy sen denen. Hadi bakalım. Oğlum her fırsatta bunu söylüyor. Her seferinde var bu kapıda. Her seferinde oturuyor gerçekten. Ben Kürt değilim. Allah Allah. Aa, pesim var. Ben Elazığlıyım. Sen nesin yavrum? Yazılım. Yil. Ben yil ne? Bu da bir yazılım seksiliği var. Zengine olabilir. Yazılımcı. Aa. I like to fuck. Şey var böyle. Real. Abi villasına gidiyorsun böyle uçsuz bucaksız bir yerde, tamam mı? Giriyorsun. Hangi böyle, villa? Bak işte villasına gidiyorsun, bir robot yapmış ama bilmiyorsun ne robot yapmış. Seni bir teste alıyor falan. Robot seni sikecek gibi hissediyorum. Ex machina bir adam bu. Öyle bir adam değil mi? Oğlum. Siksen yapma. Yorumlarda bu adamın hep böyle işte, tamam anladık şu yum evet, var. Evet zenginsin. Tamam anladık bu yum var. Yeter artık gözlükler oğlum, arkadaş. Şeye takmışlar, gördün mü? Bizim Instagram'da hani Reels paylaşıyoruz. Hı hı. Abi şey inanılmaz, herkesin önüne düştü. Belki görmüşsünüzdür. 3,5 milyon olamaz. 3,5 yani. Milyon izlendi. Saçımı temizleyen şey kıçımı da temizler. Evet. Sanki ben... Duş jeli. Ha bak jeli de bak vücudumuza evet. Sürdüğümüzde. Onu almadım. Şampuan, saç kremi ve duş jeli aynı pakette. Şey. Ben duş jelini ayrı alıyorum. Ben oğlum saçımı temizleyen şey götümü de temizler. Ne alakası evet, var saçma sapan konuşma. Temizlikten değil. Ben de bir sefer aldım. İndirimdeydi. Bir kere deneyeyim dedim. Çok güzel kokuyor. Güzel koktuğundan ekstra. Aldım ben de. Evet. Yani teninde yani. Şey kok yani biraz böyle deodorant kokusu. Hayır yani hepsine olsa... ayrı bir şey ödememize gerek yok yani. Yok, yok, bunlar temizleme ürünü. Ya şöyle söyleyeyim. O temizleme ürününü cif olarak kullanabilsem kullanırım. Ben bulaşık deterjanıyla elimi de sabunlarım. Helal kardeşim. Bunu ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Çok mutfaktayken mantıklı. Evet, bak, tuvalete mutfak, üşeniyorum. Annemdeyken yağı daha güzel çözüyorum orada. Ama mutfaktayken yapıyorum. Orada üst kata çıkmak istemiyorum. Evet, evet. Orada var bir de pompa da koymuşum. Şey pompaya da tık diye basınca geliyor. Ne güzel. Oh yani. Sanki ben bir cahilmişim de ya ben bunu şaka olsun diye söylemiyormuşum gibi. Ama tabii ki de şampuanla temizliyorum götümü. Bu arada ben kimyagerim ve benim dediğim doğru. Hadi bakalım. Bu arada şöyle bir şey söylüyor. Ben elimi yıkamak için bazen üst kata gitmeye üşeniyorum gibi. Ay, bir şey söylüyor. En büyük günah. Anladım abi, zenginsin tamam, üst katında tuvaletin var bir de. Hayır ben bir de şeyden de çok nefret eden bir insanım. Böyle sen mesela sen de rezidanslı. Burada hiç kimse rezidansta değil enteresan bir şekilde. Yani benim için rezidans. Öyle sen öyle diyorsun. Ben nefret ediyorum. Abi sen çok arada böyle işte gaslighting, complighting, evet, evet. As fucking falan ama, öyle şeyler söylüyorsun. Öyle şeyler söylemiyorum. Whitewashing falan diyorsun. Ay, kardeşim ne yapayım yani, asıl çalıştığım işte full İngilizce konuşuyorum. Evet işte evet. Onları yapıyorsun. Biz gangbang falan diyor abi. Aynen gangbang diyor ya. Onu hala anlamayan çok fazla. Ya şey benden çok ayrılıyor. Gangbang'i ben de anlamıyorum. Niye bir insan keyif aldıklarını. Hayır mesela toplantı set etmeyelim tabii ki. Toplantı evet, ayarlayalım. Evet, eyvallah da. Mailleri forwardlamayalım artık. Ama mesela mail değil e-posta. Forward diyelim. Forward diyelim ha. Ya maili çünkü niye diye. Peki call bekleyelim mi müşteriye? İlet. Call beklemeyelim. Maili ileteceğim size. Mesela aslında çok feedback şey beklemek ister misin? Ha? Yok istemem. Feedback beklemek ister misin? Ya? Yani bana feedback verebilirsin bu arada. Geri bildirim vermene çok evet, gerek yok. Bu bak. Ben abi bak. Dediklerinizin hepsine katılıyorum tamam. Ve bence de set etme. Ama Türkçeyi bu şekilde kurtarmaya çalışanlara bir tane evet, abi. Ben de ona. Aynı şeyi yiyecek zaten. Türkçe terminatörü. Böyle evet. Geliyor mesela. Yalnız bunun Türkçesi yok mu da siz bunu böyle. Sana ne? Daha rahat ediyorum. Yani. Sen bir kere benim gibi bir Türkçe konuş. Yorumlara geliyorsun. Ne D'yi ayırmış, ne D'yi ayırmış, ne K'yi ayırmış. Noktan yok, virgülün yok. Sen önce bir Türkçeyi düzgün konuş. Ondan sonra bana Türkçe terminatörlüğü yap. Ya benim öyle bir iddiam da yok. Ben mesela benim Türkçem bok gibi. İngilizcem de bok gibi benim. Estağfurullah. Hayır yo, benim öyle. Türkçem bu arada çok olabilir iyi. Tabii yani. Benim bu değil bu arada. Ben olmadığını biliyorum. Sırf ben, bu yüzden hiçbir mailimde kendim yazmadım. Ben 10 yıl yazarlık yaptım. Aa. Sen benden daha iyi Türkçe konuşuyor. Doğru olamazsın yaptım. Bu arada. Abi, Türkçe konuşunda bir şey demiyorlar ki sana. Hayır. Genel ben, var, hayır var, abi, var, bak, abi var. Şu ben kalkıp da işte onu yalnız işte hiç aklıma bütün İngilizce bir şey gelmedi. İşte cringe var. Cringe oldum falan yani.
Bu şekilde ben Türkçe'ye zarar vermiyorum abi. Tabii. Ya, tabii bundan bir hemfikir olalım. Türkçe'ye zarar yani kalkacaksın işte atıyorum her yerde işte Arapça tabelaya falan belki biraz daha laf edeceksin. Onda da şey diyor İngilizce'de laf etmiyorsunuz. Devlet edecek, dikkat edecek yani. Yani işte İngilizce'de laf etmiyorsunuz. Orada da Arapçayla global dili. Peki Gaslight'in biraz global dili yani. Türkçe şeyi var mı? Ben her şeyi Türkçe'ye de döndürmek zorunda değilim. Gaslight'in fikir... Dündüz yok işte. Yok yani, çocuğum cringe'in de yok mesela az evvel söyledim. Ne var şimdi cringe? Buluyoruz yok, abi. Yok var mı cringe'ime? Cringe. Ay, içime o tarz bir şey bulacaksın. Ben daha çok cringe olacağım. Ben bunu diyene kadar uyudum az önce. Evet doğru söylüyorsun. Ya bu arada şeyde de öyle. Gaslighting'i de kandırma bilmem ama tam değil. Dümdüz karşılığı değil. Mansplaining. O da yok. O da yok. Oğlum orada zaten bir de. Erkeklemek. Erkeklemek. Güzel olur ha. Erkeklendiniz. Mansplaining diye İngilizce bir kelime de yok. Ben de explaining'i böyle işte bir şey çıkartmışlar işte ortaya. Uydurma bir dil. Erkeklemek yapalım. Ha mesela erkeklemek ya ama arada, o her şey olabilir çünkü geliyor. Impossible gibi. Bilgisayar müthiş bir isim değil mi? Bilgisayar ben müthiş. Ben bayılıyorum. Var ya yani, bulunca çok iyi buluyorum. Var ya hayır. Başına katılıyorum. Öyle ama biz 2023 yılına kadar onu atıyorum kompüter diye kullanıyor olsaydık. Bugün biri çıkıp bilgisayar deseydi yine derdik ki ne alakası evet, var. Evet. Bu konuda çabuk keşke masada olsaydı. Bence çok da demezdik çünkü kompüter diye kullanılıyordu ilk geldiğinde. Kısa bir süre yani insanlar ilk kompüter sosyal olarak görmüyorlar. Sosyal medya yoktu. Her boka her şeye bok atma yoktu. Abi reklamlarda kullanıyorlar. Yani evde tek hayır, kitleleşim veriyor. Şu an bence ondan her şeye bok atıyoruz ya anında. Hashtag ne demek öyle bir şey kardeşim falan. İşte, ama yani. Spor çıkıyor işte. Yok, ben şeye de zaten bakamıyorsun. Ben geçen yine Beşiktaş'ta bir şey mi oldu diye kablo evet. Koptu. Elektrik gitti. Bakayım yine escort. Beşiktaş escort. Hadi bakalım. Ya ben şeyi soracağım. Çok yaptığınız ya izlediğiniz dizi, film veya oyun ama utanıyorsunuz. Hani ben Allah kahretsin bunu yapmaktan çok utanıyorum ama çok keyif alıyorum. Tamam şeyi soruyorsun sen daha bu Guilty Pleasure. Hayır onu sormuyorum. Benim zaten. Yani benim MasterChef. Onu soruyorum ben. Guilty Pleasure'ın Türkçesi. Hadi bakalım. Bunu konuşmuştuk lan sanki. Ben hayır. Sormuştum diye ve ben MasterChef demiştim diye hatırlıyorum. Sen MasterChef dedin. Ben O.C. O.C.? Orange County. O.C. Evet. Diye dizi vardı. Çok iyi diziydi bu arada. Çok iyi diziydi. Ben de DVD'si var. Gotham'da Gordon'u oynayan adamın evet. Gençliği. Tamam. O.C. şey değil mi? Çağatay Ulusoy'un Serenay Sarıkaya'yla yaptığı dizinin. Muhtemelen Türkçe evet. Karşılığı yapıldı. Aynen öyle. Bilmiyorum. Onu hatırlamıyorum işte. Evet. Şey mesela bugün yayınlansa Buffy the Vampire Slayer Guilty Pleasure olur mu? Vay olur. Olur bence. Olur. Şu çünkü aslında kaliteli bir iş değil. Angel şu anda evet Angel de öyle. Teknik olarak baktığınız zaman kaliteli bir iş mi bence? Abi 90'lar dizilerin içerisinde kaliteli gidiyor. Tabii bugün bakarsan hepsi şey kalıyor. Yani bugün baksan Married with Children falan da yani. Ama abi bak ama fenomen yani bunlar. Ne kadar güzel bir şeymiş. Tabii canım. Bedava, dümdüz, karasaldan müthiş hakikaten. Diziler. En son geri gelecek dediler. Öldü tekrar. O kadar cesaretlerdi ki bak Game of Thrones'taki çıplak sahneleri sadece küçük çiçeklerle sansürleyip devam ediyorlardı. Yani. Oğlum ben şu anda şeyden izliyorum işte Amazon Prime'dan Twitch'te izliyoruz Game of Thrones'u. Memeler serbest. Pusiler yok. Yok tamamen mu? Blur. Blurluyor mu? Var komple. Aa. Pusileri. Am diyemiyorum. Bunu daha önce söylemiştik ana dilde. Dirty talk. Olmuyor. Olmuyor. Hakikaten olmuyor gerçekten. Şeyi gördünüz mü? Torreira kız arkadaşı ya. Kukum yaz. İzliyor biz işte. Teşekkür ediyoruz ona da. Devrim Özkan'ı. My pussy. Yani şimdi kuk ve yani evet onu diyecektim tam. Benim çocukluğumda ben kuku pussy. Kukudur. Demektir. Evet. Ben böyle bunu devrim bilmiyor söyleyeyim. Olabilir mi? Hayır olur canım, olabilir mi? Devrim biliyor, Torreira da biliyor. İşte Torreira da biliyor mu? Kukum ne oğlum? Ya bilmiyorsa da uyarırsın yani. İspanyolca'da bir şey mi kuku? Yani kuku var ya mesela. İnşallah öyledir de yani. İşte... Kukum. Abi öyle bile olsa bak hani şöyle bir şey. Ona aşkım diyor, ona kukum diyor oğlum. İşte tamam yani kuku. Ya bence transteydi. Abi onun hiç yok onun hiç bir açıklaması yok ya bunu yani. Am çıktı, kuku çıktı tamam. Bu dedi ki daha tatlı. Oğlum zannetmiyorum Google Translate'te kuku diye bir şeyin çıkacağını. Çıkar abi. Bakayım mı? Abi bak. Dur bakayım. Bak. Sargana gire değil mi? Dur bakayım. Google şey de yazabilirdi yani. Vajinam da yazabilirdi. Evet doğru olabilir de bakalım. Ama yani. O da İngilizce'den bildiği için şey yapmaz. Zannetmiyorum Google'da kuku diye bir seçenek. Abi ne olursa olsun hani İspanyolca'da bir şeydir atıyorum falan tamam mı? Onda da dersin ki Türkçe'de bunu böyle deme. Evet onu yani, diyecek. Abi çıkıyor. Yani. Gerçeksin. Am kuku ikinci seçenek. Şu anda seçenek. Okuyorum. bir de iki de çıkıyor evet. Bu arada. Sen bunu nereden yazdın? Google Translate. Bu arada pussy yazmış. Bir kedi. Evet. Direkt yani önce kedi. İki om. Üç kuku. Dört pisi. Pisi. Beş pıtış. Pıtış. Orada en tatlısı kukuydu. Ve en sonunda. Pıtış daha tatlıymış ben sana söyleyeyim. Kadın cinsel ya. Organı. Bunu en başa yazsana kuku. Hayır abi.
Yani bunu öğrenelim biz direkt kadın cinsel organı diye düzgün öğrenelim. Hayır, önce pıtışı bilmem lazım. Allah'ın İspanyolu bakınca İspanyol muydu gerçi? Bilmiyorum ki Portekiz. Portekiz de olabilir. Oralar bir yer işte. Aynı şey zaten falan diye. Ama koku çıkıyor. Bence öyle geldi kokumdan. Olabilir. Ben çok yarın bir gün de belki diyorlar. Pıtışım yazarsa. Pıtışım evet. Büllüğüm çilliğim mi? Yoksa? Büllük. Büllük. İğrençsin. Arkadaşlar ne kadar çok cinsel organlara isim takıyorsunuz. Her şeyimiz böyle. Ya yani biz tuvalete ya? Bile 75 tane şey söylüyoruz. 100 numara. Ayak yolu 100 numara. Ben 100 numarayı anlamıyorum. Ne demek o? Vardır kesin bir çıkış. Otellerde 100 numara mı oluyor acaba? Kesin bir çıkış. Olur. Vardı onun hakikaten bir şeydi. Ben unuttum şu anda. Mesela yani 31 ne? Öyle. Biri öyle demiş yani. Mesela 69'un bir anlamı var. Evet. Ama 31 ne? İşte bize kıskanmışız. Bir rakam söylemişiz herhalde. Ne demek o ya? Mesela yabancılarda yok öyle bir şey. Oğlum sen ha, bunları bana falan tamam. Sor. 31 ne demek Siri falan. Hayır hayır yani. Bir sonraki bir şey daha Instagram'da çıkar. Bu hep söylenen Türkçenin aslında her yani 1000 kelimeyle bir şey anlatabiliyor olmamızın, muhteşem bir dili olmamızın. Hayır hepsinin evet. Bir anlamı var tabii şimdi yazacaklar aldı 31 bilmem ne bilmem ne. De yani niye bu kadar çok şey diyoruz mesela? İlk yapan kişi 31 derim. Sadece 31 kere. Ne yapıyorsun 31? Yine sekse geldiniz. Çok erkeksiniz yeter. Çok erkeksiniz değişelim evet. Yeter biraz kadın olun. Ben bu önemli bir konu. Kadınsın. Hayır. Öyle hissediyorsun. Bir insanın psikopat olup olmadığını anlamanın bazı işaretleri olduğunu düşünüyorum. Hmm. Tabii ki var. Evet. Örnek. Ve buna bir örnekle şey yapacağım. Aklınıza başka örnek gelirse de eşlik etmenizi rica edeceğim. Bunu özellikle şu anda hanımefendilere şey yapıyorum. Diyelim ki bir erkekle aynı eve bir şekilde denk geldiniz. Saçların yanı kazınmışsa kaç? Hayır. Aynı evdesiniz ve hani çok da emin değilsiniz bu adamı. Çok da tanımıyorsunuz. Hani niye aynı evdeyiz? İlk date'in sonu olmuş. Dışarıda kahve içirmiş, eve olmuş. Geçirmiş. Ama hiçbir kadın güvenmediği adamın aynı evine ya gitmesin. Sonu sen bilemezsin. Seni zerre de ilgilendirmez bu mesele. İlgilendirir burada. Hadi yeter artık bizim kadınlarımızı evlere sokmayın. Diyelim ki ama bilmiyorsunuz. Erkek bir noktada tuvalete gitti. Eğer tuvaletten şöyle bir ses geliyorsa o insanın psikopat olma ihtimali çok yüksek. Hayır. Şırr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 
o tuvalete bile isteye tam ortaya tam hizalayarak ses çıkaracak şekilde işiyorsa bu insan bazı şeylerden zevk alıyor demektir. Yani rahatsız edici şeylerden. Allah çünkü Allah. Bak, kadınların başka seçeneği yok. Hizalı. Hı hı. Tam oraya işemek gibi bir şey. Sen duvara işeyip susturucu takabilirsin. Ama sen biri duyabilecekken bile isteye onu işeyip ses çıkarıyorsan sen belli ki su koşuyorsun. Bir kere elde ayakta işenmez Turgut Bey. Niye? Oturarak işeyeceksin. Sağlıksız bir. İkincisi sıçrar pis. Oturarak yaparım ben. Ben oturarak yapıyorum. Evim tertemiz. Niye ayakta yapıyorum ya? Benim de temiz. Benim de temiz. Bana niye sıçrasın üstüme her sağa sen sola? Sen deneye yapıyorsun. Şu anda çok sessiz kaldın. Sen yapmıyor musun lan yoksa çişini? Çiş ne ya? Yani hiç emin bazen oturuyorum bazen ayak. Yani ben çok oturuyorum. Net bir önemli olan yapmanız değil. Bak, duvara vurdurmanız. Onu da yap. Onunla alakalı şöyle de bir şey var. Her zaman bak. Her zaman kontrol edemiyorsun ya sonuçta. Hani yok, taz yok, onu demiyor. Bili isteye. Tamam oraya ortaya. Hayır onu al bak. Hani okay. O sesi çıktığını başından böyle sonra, sonra. Evet evet başından sonra. Tamam, onu yapma yapmayın artık. Zaten. Ben kendim rahatsız oldum zaten. Tamam anladık lan. Oğlum senin bir sesin var ya onu yapsana. Niye yapıyorum? Yap ya sonu. Kızıyorlar sonra. Beni seslendir. Sonunda değil de tamam, bu çok tuttuktan mi? Sonra başında olabiliyorsun. Tamam Turgut Bey artık. Bence bu işte yani bu kadın da döver bu adam. Allah Allah. Allah. Yarın bir gün silahla okulda basar. Ne diyorsun ya? Böyle bir çünkü bak hani. Çok emin konuştum. Neydi onun İngilizcesi? Some men just want to see world burn. Aynen delirdi. Dünyanın yanmasını. Ha. Yani zevk alıyor. Helal olsun. Şu an bak beni duyuyor ses. Mesela evlerde en çok yan komşulara sesin gittiği yer ne? Tuvalet, banyo. Evet. Çünkü onlar bağlıdır. Şeylerden böyle. Evet. Sen onu yaptığın zaman yukarıdaki herkes duyuyor abi. Duyuyor, evet, sen duyuyor. Belli ki duysun istiyorsun yani ben şu sifon, an. Birisi çok sağlam bir sifon çekince zaten tam diyorsun maşallah. O yüzden helal buna olsun. Dikkat edin. Helal olsun crossover kaplan helal olsun. Sifon demişken. Adım, çok merak ettim. Çift sifon oyunuz var mı desem geniş soruyorum ki ne canlanacak kafanızda. Çift sifon derken. Yok. Yani, kesin gitsin. Işte. Ha. Evet. Ha yani, o mu? Hayır. Yapmadan önce bir kere, yaptıktan sonra bir kere. Ha, eğer biri varsa evde ses gitmesin istiyorsam evet. Evde 11'i olmasa da ben şey oluyorum. Yok onu. Yok. Niye önceden bir kere yapıyorum? Daha önce çıkarken yaptım ya zaten sifonu. Hayır, oturmadan da bir kere yapıyorum. Timsah. Oğlum burası yeni zelanda mı? Timsah sen, mı çıkacağım? Sen niye bizim sularımızı artıyorsun? Ha? Biz İstanbul'da çok zor durumdayız. Kardeşim, kardeşim
Hiçbir hiç kimse dikkat etmiyor. Evet. Ben de saldım. Normalde şeyim falandım da yani. Fare mi çıkıyor lan orada? Yok. Hayır lan o öyle hayır, öyle bir sırada bir şey kalmış saldım. Olabilir mi yani? Hayır. Zaten onu çıkarken zaten temizleyip çıkıyorum. Evet. Hayvan değilim o kadar. Tamam. Temiz. Tamam. Nedir ha? Abi bilmiyorum daha hayat ediyorum. Neden ama? Daha yani sonuçta daha yani ıslak bir de şey de yani kenara taktığın şeyden de koku da yayılıyor vesaire evet, falan filan evet. Ya. O daha hijyenik daha şey geliyor. Ha hijyenik yerde yapmak istedim. Onu anlayabiliyorum hijyenik yerde yapmasını. Yani o da başka bir konudur aslında buradan hemen sapmayalım ama hijyenle alakalı söyleyeceğim şeyler de olabilir. Çünkü neredeyse hijyen takıntısı noktasına geldiğim bir yerde başka yerde kalamama başka tuvalete girememe askere gideyim dedim düzelir. Hakikaten askerde toparladım zaman zaman hala geliyor böyle bir sıkıntım var yani. Askerde o hijyen tabii bir yere kadar. Evet, yani. Tabii tabii. Askerde sıçabilen insan her yerde sıçabiliyor. Aynen öyle. Ama şey hani o da mesela kaybediyorsun özellikle. Birkaç sene sonra yani yavaş yavaş ben döneli 7 yıl oldu. Hani yavaş yavaş şuradaki tuvalete de girmeyeyim oluyorum yani artık. Evet, evet. Ben döneli 15 yıl oldu. Oha. Tecil falan uğraşmıyorsan falan diye gitmişsin. Aa ben onu anlatmadım mı? Anlatmış da olabilirsin bu arada. Yani tabii ki başla. Yayınlarda anlatayım ama burada anlatmamış olabilirim. Ben askere şöyle gittim. Sanki beni kovalıyorlar. Arkamdan bir şey kovalıyor gibi. Ben okul da son sınava girdim. Dedim ki benim askere gitmem lazım. Niye oğlum? Daha niye? Bak sonuçlar açıklanmadı. Diploma yok. Benim hemen askere gitmem lazım. Wow. Hemen şeye gittim. Askeri birliğe. Dedim ki beni askere alın. Ben kaçağım diye gitmiş dediler, adam resmen. Dediler ki o iş öyle olmuyor. Evet. Yani senin bir tecil süren var. Hani şey var falan. Ama dedim hani ben hemen gitmek istiyorum falan. Yani öne alabiliriz ama işte diploma getirmen lazım şu bu. Okuldan şey al. Mezun oldu kağıdı al. Okula gittim. Dedim ki bana diplomamı verin. Allah Allah. Dediler ki o iş öyle olmuyor. Adam devlet aşkıyla şey yapıyor. Dedim ne ama ben mezun askere gitmek istiyorum. Bana bir şey verebilir misiniz falan. Bütün sınav şeydir açıdan sonra diplomadan evvel bu kişi mezun olmuştur diye bir kağıt alabiliyorsun. O kağıdı verdiler. Ben hemen gittim askeri birliğe. Dedim beni hemen alın. Normalde benim kelepçeli diyor değil mi kendini bir de böyle. Ekim celbim oluyor. Kasım celbim. Kasım celbi oluyor galiba. Beni dediler tam Ağustos celbine çekerim sizi. Oo, bir de celbi de değiştirmiş. Ben işte Haziran'dı. Ağustos celbinde atladım. Askere gittim. Ya iyi yapmışsın aslında. Çıkarmışsın derdim şu da. Tabii ki. Hemen aradan çıksın. İyi yapmışsın. 22 yaşında da bitirdim. İyi yapmışsın. Yani. Bekle sen bedelli gider misin ama? Biraz. Yani ben o belki yaşta bedelli olsaydı gitmezdim bedelli. Bu arada bedelli 180 bin lira olmuş. Evet o biraz. Şuş artık gidin artık. Yani ben 6 ay o yaşta benim okeydi bana okay. Ya. Evet, en iyi 6 ay giden kimdi biliyor musunuz? Tam bu Covid başlamadı dönemde giden arkadaşım var. Ama hiç çarşı izni yapamamış onlardan. Abi olarak. Adam hiçbir şey kaçırmadı ama. Bak gitti geldi. Ne yaptınız dedi. Hiç dedim. Yani bir de şansı onun Covid'den dolayı mesela ertelendi. Adam mesela şey diyordu. Aa ben oyun oynamak istiyorum. Cyberpunk çok merak ediyorum. Covid'den ertelendi. Cyberpunk oynadı. Bitirdi gitti. Evet oyun da kaçırmadılar. Dizi de kaçırmadılar. Hiçbir şey kaçırmadı. Adam geldi ne yaptınız dedi. Yani diziyi ben de kaçırmadım. Oturuyoruz dedim. Koronanın etkileri yeni görüyoruz. Artık hiç doğru düzgün film çıkmıyor. O şeyden 2023 dolayı. İnanılmazdı bu arada oyun anlamında. Tam da şu an yine patladı. Bu arada mesela. O şeyden dolayı. Senaryo dolayı. Şeyinde. Senaryo. Her senaristler patladı. Hala aktörler patladı. Etkileri vardır bence. Ya şöyle. Koronadan dolayı biriken ve ertelenen şeylerin tamamı 2023'te çıktı. Ve evet. İnanılmaz bir yıl çıktı. Ama en azından yeni proje başlamadı. Hepsi ama 2023 olduğu için 2024 çok zayıf geçecek. Evet, 2024 çok böyle bayık 2025 geçecek. Yine inanılmaz bir yıl olacak. Hadi bakalım. Ben bir dakika. Bu arada ben Berlin'e gittim mi bu hani yılbaşı bilmem ne. Sen yine Alman mı gömeceksin? Evet. Abi. Anladık Berlin'e gittin. Abi anladık. Çok sıkıcı ya Ankara gibi. Yemin ediyorum adamın bütün anıları ya bir yere gitmek ya bir şey. Abi çok sıkıcı ama ya ben gittim tamam evet o şey Noel marketleri çok güzel. Abi gri lan her taraf. Uyumuş herkes Allah Allah. Bitmiş. Niye böyle ya? Ankara Berlin, evet işte Almanya'nın Ankara'sıdır ya. Mı diyebiliriz. Evet öyleymiş ben gittim bir baktım gri zaten Ankara'ya gelmişiz dedim yani. Buraya bayıldım lan. Çok ben Ankara'ya haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kesinlikle ben beğenirim Ankara'yı seviyorum. Ben İzmir'den bir Ankara olarak seviyorum. Ankara'yı severim. Abi o kadar tarihi bir yere bence de haksızlık yapılıyor. Ama Ankara yaşamak için çok kötü bir yer değil. Evet gri ama yani şey diyorlar mesela deniz yok. Deniz ya, değil ben ya, gri olmasam. Burada vardı tekten mi vardı? Abi sanki ben de böyle şey yapıyoruz sürekli. Ay, deniz kenarına gideyim de bir deniz izleyeyim. Deniz de bok kokuyor. Feridun abi. İstanbul'da. O kadar kokmuyor canım. Kokuyor abi İzmir'de Ortaköy. İzmir'de kokmuyormuş oğlum artık.
Yani ben gittiğimde hayır, şey kokuyordu. Kokuyordu da, şey kokuyordu. Diyorlar. Yani bizim Kurbağalı Dere. Bitmeksizin kokuyordu evet. Bok kokuyordu. Kadıköy stadın orasında bok kokuyordu. Bugün yani. Yine koku vardı ama. Bugün siz kaka konusundan çıkacağımızı zannettiyseniz hayır. Avcılar sen kaç sene o, evet, o avcılardan geçerken metrobüste camları kapatıyor. Kapatıyorlardı herkes. Evet. O yüzden şimdi ne sen diyoruz? Oğlum, evet, evet. Teşekkürler İmamoğlu. Boklu Dere çünkü oranın ismi. Boklu Dere olan ismin üzerine ev yapıyorsun. Ya kronik problem çözüldü de mesela bugün var da hala. Metrobüsten indiğimde Kurbağalı Dere'nin o eski kokusunu bir aldım yani. Yok ya. Bayağı azaldı. Ya, ya dönem olur zaten. İki sifon yapıyorsunuz. Abi daha fazla su olduğu için hani şey yapması lazım onun. Daha gitsin diye. Tabii. Ya abi ben hala kakalalar mısın denize mi gidiyor? Hayır canım. Ya bir arıtmaya gidiyor. Arıtma testleri var. Arıtma testleri var. O çok eskiden de. Arıtılıyor ve sonra senin ağzına geri geliyor. Hadi bakalım. Niye geliyor ağzıma? Musluk suyu olarak. Musluk suyu niye? Su ve kanalizasyon işleri olduğunu. Dişini fırçalım. Dişimi fırçalım. Yemin ediyorum bütün şey şu anda paso geri dönüyoruz. O kadar değil ama. Yani. Mesela Turgut benim ağzıma vermiş gibi. Evet. Ağzına sıçmış gibi. Ama sizinle gittim kadın. Evet. İğrenç muhabbet ha. Evet çok kötü. Sadece 12 dakika dayanabildim. Çok erkek muhabbeti. Evet, evet. Bunu ben bir kere daha açmıştım. O konuya giriyoruz diye çok heyecanlanmıştık ve o konuya girememiştik. Bunun gibi merdivenin altından geçmek gibi şeylerde inancınız var mı? Zerre inanmam. Var, sıfır. Var bende biraz. Zerre inanmam ama yapınca yani. Da şöyle olurum bak. Ben yapasım gel ama yapamam. O merdivenden geri dönme. Yani. Mesela ayna kırılması. Aa yok ayna kırılması bende yok. Ya şunu hiç aynam kırılmadı o yüzden bilmiyorum. Ha. Bak şunu şöyle yaparım ama el alışkanlığından yapıyorum. Hani bir şey düşündüğümde inandığımda bazen evet, evet. Ya ben bak çok güzel konu açtı onunla alakalı. Yapıyor musunuz yoksa? Yok bu çok bu. Abart maşallah sen. Göt kaşıma falan. Göt kaşırım. Var mı? Ama genel. Avucun kaşınınca kıçına sür para gelsin. Kıçı da değil falan. Bugün şeyi fark ettim abi. Bu geçen yayında da söyledim bunu. Biz artık annelerimiz babalarımız mı? Gerçi beni öyle de yetiştirmediler ama. Sürekli bir şeyin tadını çıkarırken aman nazar değecek. Aman mesela bugün yolda geliyorum. Yol çok açık tamam mı? Abi sürekli evet. İçine şunu demek istiyorum. Oh bugün müthiş ya yol çok aman kapanır, sus. Evet. Aman sus Eren trafik olacak. Aman işte ne güzel maddi durumum atıyorum hayatım ne güzel. Aman dur nazar. Ulan kendi kendimi bile övemiyorum amına koyayım anladın mı? Kendi tadımı bile. Bir mutlu olamıyorsun. Ulan evde kimse yok. Kimsenin nazarı değmeyecek. Kendi kendime rahat edemiyorum. Aman ki bunu şey 50 bin kişiye şu an söyledin ki kesin nazar kesin değecek. Kesin nazar tatladım. Değecek. O ayrı da yani bu sürekli böyle dur aman oğlum aman kızım söyleme kızım. Bizi böyle bastırmışlar lan hep. Kültürden dolayı herhalde. Ne kadar kötü bir şey bu. Çünkü abi konuşunca da başkası kıskanıyor. Kıskanınca da şey oluyor işte. O yüzden evet, çok. Evet söyleme aman olan var olmayan var. Aman nazar değer. Aman kötü niyetlisi var. Niye ben var bir de bu çok takıyorum. Ben sosyal medya personası olmamızla da ilgili oluyor. Şundan dolayı söyleyeyim. Yılbaşında yayında aynı zamanda işte bir şeyler de yiyorum. Hani sonuçta konsept o. Yani mezeler koymuşum. Hani bazı şey yaptım. Bir sürü acı sos aldım. Tavuk kanatla beraber acı sos deniyorum. Giderek acısını arttırarak falan. Abi biri böyle yerken sadece bir kelime bak ne kadar açım yazdı. Aynen. Oğlum bütün yayın taktım biliyor musun? Yani belki de onu şaka olarak yazdı. Tabii ki. Ama bilemem ki. Evet. Yani ve taktım bunu. Ve hani bu ona kıskandı mı? Kötü mü oldu? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Ya işte ya, bunları takabilirsin. Ben yani. De şeyi çok aşamadım yani. Hani hatta Instagram'da yediğin yemeği paylaşma mevzusu falan filan çok uzun süre aşamadım. Vardı lan. Sıvar mı? Hala var. Aa ben şey çok takılıyorum bu arada. Bu kadar sosyal yani influencer tırnak içinde söylüyorum olmama rağmen. Yediği her yani o anlamda değil. Aşırı zengin hayatını paylaşan insana, aşırı rahat hayatını paylaşan insana ben bile kuruluyorum. Allah Allah. Mesela tatile gidip tatil fotoğrafı böyle yapıyorum. Allah belanı versin öyle diye. Öyle yapıyorsun? Evet ya. Öyle yapıyorum. Tam karşındakine yapıyorum. Ötümü yiyebilirsin. Resmen böyle yapıyorum. Umarım yağmur yağar. Sen de git. Gitmiyorum. Ben köpek gibi çalışmışım. Senin paranı çalıp bana ne? Allah Allah. Mesela böyle ağzına gidiyor. Ha 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 çikolata sosu. Aa, diyorum ki umarım boğazında kalır diyorum. O farklı bir şey. Şimdi bir onu yapıp kıskandırıp ya, görgüsüzlükle böyle şey, yaptığı şeyi paylaşmak aynı şey değil tabii canım. Aynı şekilde bunun gibi görgüsüz gibi ayda hayır, bir tatile gitmek. Nerede görgüsüzlük yapmışım? Üç ayda bir gidiyor. Böyle gidiyor bir de işte havuzdaki ve denizdeki bu şeyleri mi? Önce video olarak atıyorum. Evet sonra ya. Sonra olarak atıyorum. Evet. Elde içkiler böyle içiyorum. Evet. Bir dönüyor üç ay daha devam falan. Pasada balkonda havuz var ya. Fakir edebiyat yapmıyorum. Kazanıyorum, çalışıyorum. Öyle bütün yıl çalışıp ama yine de nasıl fakir edebiyat yapıyorsun? 15 bölümdür sadece senin alamadığın televizyon. Yo. Binemediğin araba. Ha tamam taksinin, o başka. Bak onlar çok... O sahip olmadığın penis. Bunları konuşuyor. Bunlar çok üstüyorlar. Ama alabildiğim şeyi aldığımı, almayı, para harcamayı sevdiğimi söylüyorum yani.
Hayatım bu benim, yoksa harcam. Sana da tavsiyem bu. Tabii ki de bütün influencerlar iyi kazanıyor. İyi olan influencerlar. Ama bunu benim ağzıma soktuğu zaman bende gag refleks oluyor. Oluyorum ben. Mesela biz böyle haftada işte ben çıkıyorum mesela Yaşam Vadisi'ne gidiyorum Beylikdüzü'ne. Bir bakıyorum Berlin'de arkadaşım. Mesela. Ya ben şeyi de... Hayırdır? Ben senin balkonun havuzuna laf ediyor muyum? Siz şeyi gördünüz madem bu görgüsüzlük olayına göre. Şimdi bu tutuklananlar falan oldu ya bir dünya. Evet. Belli ki para aklıyorlarmış bunlar vesaire falan filan. Onların hani akabinde gerçekten hani aynı zengin paylaşımlarını yapmaya devam eden ve yani istedikleri kadar araştırabilirler. Hani anamın aksütü gibi helaldir diye paylaşım yapabilen böyle göndermeli. Hmm. Hala daha bu görgüsüz paylaşımlarını yapan bir kişi bile oldu mu? Yoksa var, böyle bir... Var, daha yeni çıktı. Ama yani şey diye paylaşıyor. Hani hiçbir korkum yok mesai falan. Gelin araştırın falan yapıyor. Sonra ya bu arada ben... Bir araştırırlarsa ne çıkacağım ama diye. Bu arada biraz önce şey yapayım. Hakkıyla kazanan insanın parasını canının istediği gibi harcamasına tabii ki de varım. Ben biraz önceki söylediğim şey yanlış anlaşılmasın milletin para. Ben tatil yapmadığım için yap. Özellikle spesifik o konuda kuruluyorum. Ama ben de ona ben kıskanıyorum. Sen yapamıyor abi, değilsin. Sen yapmıyorsun be adam. Ben burada net turuncuyum. Sen şu an o balkonlu havuz var ya 4 kere tutarsın. Hadi. Ben ağlıyorum. Duşun altına giriyorum. Gördük ulan Bitlis'te kim kazanıyor kim kazanmıyor. Alnımın teriyle tamam, kazandım. Git tatile o zaman. Ev alacağım. Al işte. Alamıyorum. Yine her şeye zam geldi. Evet, yetiştiremiyorum oğlum. Tam diyorum ki diyorum. Bu iyi kazandım diyorum. Evet. Her parayı böyle bankaya atıyorum diyorum ki biraz daha. Almak istediğim eve 200 bin zam geliyor birden böyle yani. Abi şey noktasına geldi artık. Hani, arabayı kovalayan köpek gibi oldu. Tam o önemi şu an. Artık hani ölüm noktaya geldi ki çok niyetlendim. Benim öyle bir de hani büyük heveslerim falan hiçbir zaman olmamıştı. Bir hakikaten ehliyeti aldıktan sonra bir araba bakayım falan diye aylardır bakıyorum. Evet konuştuk falan. Kaç kere. Defalarca konuştuk. Artık şey noktasına geldim. Yanımdan böyle 2012 model böyle artık gitmiş vaha kalmış Clio falan bile geçerken şey yapıyorum. Ulan ne güzel arabalarınız var şerefsizler falan diye. Hani içerledim. Halbuki hiç hakikaten biliyorum ki çok inanılmaz ihtiyacım olan bir şey de değil şu aşamada. Sadece hani acil durumda elimin altında olsun o rahatlığım olsun falan diye hala daha bakıyorum falan ama yani... Ya hiç uyum değildir. Hakikaten sıradan şeyler bile ama kıskanıyorum artık böyle. Ya Allah kahretsin falan. O kadar harcamıyorum ki benim şu an kredi kartı borcum yok. Sıfıra sıfır. Aslında günümüz ufak tefek şeyler de mi aslında almışsın? Günümüz enflasyonunda TL borçlanmak en mantıklı şey aslında. Evet. Sürekli taksitle alışveriş yapman lazım. O da yok. Harcamıyorum çünkü. Yani bu adam bitkisel hayata geçmiş. Ve bu arada alamayacağım o evi muhtemelen. Ve hayatı da yaşayamamış olacağım. Evet işte onu diyorum. Ufak ufak yani, yaşa en azından evi o kadar etkilemez ya. Ben yine de tatile gitsem senin gibi görgüsüzlük yapmam. Ben yani. Görgüsüzlük yapmadım. Hayvan herif şimdi sinirlendim. Gerçekten her seferinde yaptım. Ya bir de şeyli bazen birayla falan atıyorum. Evet şey falan yapıyor. Çıplak vücudunu falan güneş kremi yapıyor falan. Üzerine de bira dökerim bu arada. Gerçekten sonra da bir de balkonlu havuzunda bir balon nispet atıyor. Hayır Infinity Pool ağzını topla. Bak bilmiyorum ki. Görmedim ben mesela hayatımda hiç Infinity Pool görmedim. Ben de görmedim. Ben sana fotoğrafı atarım. Atıyorsun zaten. Oğlum bilsem ki yapamayacaksınız bu konuşmayı yapma. Yok ben yapamıyorum. Ya yaparsın oğlum. 10 katını yaparsın. Bu arada o tatili ben de yapamıyorum. Ama nasıl şeyden değil parası. Parasızlıktan değil oğlum. Hayır, çok işte. Pahalı değil ki. 5 arkadaş gittik danaya girer gibi. Ama Infinity Pool da pahalıdır şimdi. Infinity Pool da güzel. O evin şimdi parası vardır şimdi. Bırak sen göbeş girersin. Danaya gir desek girmezsiniz. Şerefsizler kurbanda. Abi. Şimdi konu son söyleyeceğim baştan söyleyeyim. Netflix bizi işte eşcinsel yapmaya çalışıyor mevzuları falan var ya çok uzun süredir de çalışamıyor. Bunun kökenine kadar neredeyse indim. Geçenlerde şeyde hani bazen YouTube'da böyle bir şey görürsün dalarsın oradan başka yerlere gider falan ya. Sopranos dizisinin böyle kesitleri falan çıkmaya başladı. Birini izleyince başka verdi derken bir tane klibe denk geldim. Tony Soprano'nun. Psikiyatristiyle konuştuğu bir kısma denk geldim. Bu arada bilmeyenler için şunu da söyleyeyim. 99 senesinde çekilmeye başlayan ama bu bir izlediğim kesit hani 2. 3. sezonda falan 2001 falan başında. Netflix'te değil. HBO'da. HBO gay yapıyordu o zaman. O zaman görevi ona vermişler. Psikiyatristiyle konuşurken hatta direkt söylediği şeyi de not aldım. Onu tabii Türkçesini söyleyeceğim de. Hani olay şu. Ekibinden bir tanesinin eşcinsel olduğunu öğreniyor. Bununla alakalı böyle bir dert yaşıyor kendi içinde. Mr. Beast. Ne? Onda da böyle bir şey var. Bir olay yaşandı. Var. Drama çıktı bayağı. Allah neyse önemli değil. Evet. Eyvallah. Neyse. Bunda kendi içinde bir şey yaşıyor ama bir yandan böyle bir çelişki de yaşıyor. Ya bu hani
adam işini iyi yapıyor ve hani hiç umurumda değil. Hani ne istiyorsa yapsın, bana ne diye düşünüyorum bir yandan, ama bir yandan da hiç böyle bir şeyi yok vesaire falan. Hiç bizde böyle bir şey olmaz. İtalyan şeyi falan bilen var ya. En son şey diyor. Bütün televizyon şeyleri de dizileri de burnumuza sokuyorlar ya bu eşcinselliği. Ondan oluyor falan diye bir şey söylüyor, tamam mı? Abi o kadar senedir burnumuza sokuyorlar. Ben hala bir erkeği hallenemiyorum ya. Ah ya, sen daha beni görmedin. Yani bunlar neden başarısız oluyor? Sen şunu diyorsun. Multimilyonluk bir şirketsin Netflix. Çok beceriksiz. Evet, HBO ondan önce HBO da denemiş. Ben eminim ki 80'lerden 90'lardan da buluruz. Yani hippie kültürüne kadar dönecek mesela olan dönemden bulursun yani. Konusu öyle. Mesela aynı zamanda biliyorsunuz SCV de oldu. Evet. Mesela her sen şey. İsmi değişiyor ama evet, yani belli bir şey var. Netflix nedeniyle bugüne kadar herhangi bir erkeği halleren veya ne bileyim siyahileri veya başkalarını... Tabii oğlum, bugün SCV diye saldırdıkları adamlar zamanında Martin Luther King'ler falan da, hani SCV dediğin şey aslında yani... Ben bunu söylemek isterim. Yani. SCV'lik iyi bir şey. Evet. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Bir yani şeyi... sosyal medyada biri size SCV olarak... Genelde iyi tarafta oluyorsun değil mi? Yani karşı taraf özgürce, gönül rahatlığıyla kadın düşmanlığı, ırkçılık yapamadığı için sana SCV diyor. Çünkü sen karşı tarafta şunu savunuyor oluyorsun. Arkadaşlar, bir dizide siyahi bir karakterin olması... çok önemli değil, veya atıyorum işte bunu da kadın olarak yapabilirler veya ya aslında onu şöyle kullanıyorlar. Abi şunu demiyorum. Her şeyi savunuyorsunuz. Social gibi. Justice warrior dediğin şey, sosyal medyada bir hakkı, bir hakkaniyeti olması gereken bir şey savunmaya çalışmak. Evet. Ama o sana angartlamaya çalışıyor aslında. Ya onu yanlış kullanıyor işte. Evet, olay zaten yanlış, o yanlış kullanma. Yani adam SCV'nin hala dalga geçecek bir şey olduğunu söylüyor ama South Park bunu 15 yıl önce dalgasını geçti bitti zaten, o konu abi. Evet yani. İşte argüman olmadığı için yapıyor zaten. Karşı argümanı yok. Çünkü abi bunlar ithal şeyler. Türkiye'de bilinmiyor bunlar yani. Bu ne demek? Sadece kelime geliyor bize. Anlamın altını doldurmada ne kadar da SCV'sin? Yani bilmiyoruz ki ne olduğunu. O hassasiyetlerimiz de yok ki bizim. Mesela siyah işte zenci demek yazıyor. O hassasiyetimiz yok. Arkadaşlar SCV oldu. Gay hassasiyetimiz de mesela Anadolu'da varken bizim televizyonlarımızda yoktu baba eskiden. Ya yani E-Word bilmem ne, bu hassasiyetler yoktu. Yoktu. Sonradan geldi. Ya senelerce sonuç itibariyle erkek, daha doğrusu kadın sahneye çıkamaz diye erkekler sonuçta kadın rolünü oynuyorlardı. Osmanlı döneminden falan beri yani. Senin bildiğin. Senin canın erkek çekmiyor mu? Hiç, işte, yani ben Sopranos'u da izledim mesela. Orada da aslında uyarıldığımdan hiç mı acaba? Tony Soprano beni uyardığı için olmuş olabilir. bir tane gay app'i var. Grindr. Grindr veya diye Hornet. Hornet. Benim hesabımı açmış biri. Oo. Ben varım profilde, fotoğraf. İş yapıyor mu? Dur işte. Aslı. Bir tane takipçim eşleşiyor ve diyor ki senin gay olduğunu biliyordum. Diyor. Karşıdaki şöyle diyor. Çünkü mesajlaşmaları okudum ben. İşte ulan sen üçüncü dördüncüsün, adamla dalga geçmek için açtım. Herkes Turgut'u övüyor. Hani dalga geçilsin. Aa sen gay misin? Aa push falan denir diye açmış. Herkes aa sen gay miydin? Falan demişler. Bana. O yüzden adamın hayalindeki gibi olmamış. Hayal kırıklığı olmuş. Hayal kırıklığı yaşamış. Bana da bunu işte gay bir takipçi. Abi seninle eşleştim. Sen zannedin. Bir de hayal kırıklığı da yaşamış. Ama sen zannedin. Senle dalga geçeceğim diye görmedi. Abi kesin değil misin? Bir deneyim dedim. Bak eşleştik. Ya demiş sosyal medyaya. Kaslı fotoğrafımı attı. Kim? Böyle yaptım diye. Atıyorsun. Evet. Zannettik ki kadınlar gelecek. Yine erkekler geldi. 31 zamanı yazıyor. Ben anlamadım ki bu işte bir şey. Batu Bozkan'ın Instagram'ı gay yapıyor Netflix'ten sonra. Hadi bakalım. Hayda. Kapatıyorum. Bu da yapmış hali. İyi akşamlar. Sifon diyordunuz orada. İkili basma. Hayır, onun ikili basma. Peki bak, ikili basma deyince bir tane küçük olan, bir tane büyük olan var. Aa öyle değil benimki ama o çok güzel. Biliyorum. Hangi tarafa? Ben anladım da yapma. Hangi tarafa? Küçük, bir tane küçük var, bir tane büyük var. Ben de küçüğe basarım. Ben büyüğe basarım abi.